Şu anda Arefe günündeyiz. Yarın da nasip olursa bayramımızı idrak edeceğiz. Elbette bizim olmazsa olmazımız olan şehitlerimizi ve onların yakınlarını unutmamız asla söz konusu olamaz. Bu açıdan bugün burada valiliğimiz, askeri erkanımız, emniyetimiz ve şehitlerimizin yakınlarıyla tabii ki pandemi süreci içerisindeki bir anlayış içerisinde şehitlerimizi andık. Müftülüğümüzün yapmış olduğu güzel organizasyon ile okunan Sure-i Celileler, Aş-ı Şerifler ve yapılan dualardan sonra da şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ediyoruz. Onlara karanfiller bırakıyoruz. İnşallah Cenab-ı Allah cennetinde hepimizi buluştursun diye dua ve temennide bulunuyoruz. Tabii biz burada bunları söylerken nöbetlerinin başında olan şu andaki askerlerimize sağlıklı hayırlı uzun ömürler, emniyet mensuplarımıza sağlıklı hayırlı uzun ömürler, pandemi sürecindeki görev yapan sağlık çalışanlarımıza da ayrıca hem teşekkür ediyor hem onlara da sağlıklı hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Bu arada muhterem hocamız ifade ettiler. Tabii ki Kudüs'ü de unutamayız. Kudüs'te şehit edilen kardeşlerimize de Allah'tan rahmet dilerken elbette ki Yahudinin bu zulmünü de kınıyor. Ümmetin birlik beraberlik anlayışı içerisinde dayanıştığında kimsenin gücünün yetmeyeceğini, tefrika girince de paramparça olacağımızın da şuur içerisinde olmamız gerektiğini anlatarak tefrika girmeden bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez diyen şairimizin dediği gibi bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize ve inancımıza inşallah sarılanlardan eylesin diyor. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Bayraklarımızı gönderden indirmesin. Ezanlarımızı da semalardan dindirmesin diyor. Şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Pandemi süreci içerisinde sokağa çıkma kısıtlaması vardı. Bu kısıtlama süre içerisinde şehit aileler ve gaziler derneği olarak şehitlerimizi ziyaret etmek isteyen şehit ailelerimize, bizimle irtibata geçen, iletişime geçen ailelerimize yardımcı olduk dernek olarak. Bu şehitlerimizi ziyaret edebilmeleri için araçları olanlar kendi araçlarıyla geldi. Araçları olmayanlar da valiliğimizin destekleriyle araç temin edilerek şehitlerimizi ziyaret edilerek tekrar evlerine gitmesi sağlandı. Bugün de Sayın Valimizin bir haftadan beri yoğun bir görüşmemiz oldu. Şehit ailelerimize, gazilerimizin il dışında yani sadece Kayseri'de ikamet eden şehit ailelerimizin şehit ziyaretlerinde sıkıntı olmayacağını söylemişti Sayın Valimiz. İl dışında ve ilçelerde gitmek isteyen ailelerimiz vardı. Bunların da gitmesini konusunda Sayın Valimiz sağ olsun yardımcı oldular. Polislerimize ve jandarmamıza talimat vererek ulaşımları konusunda destek oldular. Bugün içerisinde de biz şehit aileler ve gaziler derneği olarak Arefe gününde şehitlikte bir program yapacağımızı söyledik. Sayın Valimiz de Allah razı olsun bizlere destek oldu ve bütün protokolün katılımıyla da burada şehitlerimize duamızı ettik. Şehit anne ve babalarımızla bayramlaştık. Huzur ve refah içerisinde inşallah bu bayramı da geçirme temennisinde bulunuyoruz. Buradan bir kez şehit annelerimize, babalarımıza, gazilerimize, gazi yakınlarımıza hepsinin bayramını tebrik ediyorum. Burada zor görev yapan, sınır içerisinde ve sınır dışında görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimize de Allah yar ve yardımcılar olsun. Zor bir görev yapıyorlar. Ailelerinden uzak görev yapıyorlar ve onların da bayramlarını tebrik ediyorum. Biz şehit aileler ve gaziler olarak şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Tabii ki unutulmayacak. Şehitler bu vatanın cazibesidir. Şehitler bu vatanın dostudur. Nasıl unutulur? Uzun günlerden beri pandemi nedeniyle şehitliğe gelemiyorduk. Sayın Valimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın emriyle, valimizin yardımlarıyla buraya ziyarete geldik. Çocuklarımla, torunlarımla, bütün arkadaşlarımızla hep beraber geldik. Talas Belediye Başkanı bize sağ olsun otobüs yaptı, temin etti.
Oradan 40 kişi arkadaşlarla geldik bir otobüsle. Bütün İslam aleminin ve Kayserilerin bayramlarını kutluyorum. Kudüs'teki olan şeyler de bizi çok üzdü. Hele bugün bir tane 12 yaşındaki gencimiz, çocuğumuzun babası ve kardeşini şehit etmişler. Ağlamaları bizi, gözyaşlarımızı dindirmedi. Cumhurbaşkanımız inşallah o yönde de gerekli şeyler, hassasiyetler gösteriyor. Size de teşekkür ederim. Aşağı yukarı 6 aydır gelemiyordum. Evlat özledim. Evlat her zaman yani dünkü gibi yani. Ailecek en az burada 20 kişi varız. Bir aileden yani 20 gündür gelemediği için bu imkanı bize sağlayan Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum yani. Bir senedir belli gelemedim yavruma. O bir geldi buraya yattı da Kayseri'yi özlediğimde biz gelemiyor. Allah'ın içine. Ya işte bunlar da hep yeni kardeşlerin hanımları yeni geliyor. Pandemiden dolayı gelemedim yavrum. Yavrum diyorum böyle aslanıdı bu biliyor musunuz? Kahraman da vatanım vatanım diye çok canımı veririm dedi verdi işte başka ne diyeyim. Ay öyle acısı büyük vah anneler gününde bana ne çiçekler gönderdiydi ta Batman Sason'dan ki. Süslemişti gelin gibi. Vay bir daha nasıl ettirdiydin kuzum yavrum şehidim şehit oldu gitti diyecek bir şey bulamıyorum. Nasıl gitti? Nasıl koyduk biz bunu toprağın altına? Aslan buraya konur muydu? Nasıl koyduk? Ben de bilmiyorum. Ben tübe koymazdım. Toprağa, kara toprağa girdiler bunlar. Kara toprağın ısında diyorum gözleri soldu mu la bunların koca gözleri?